Herkese merhabalar. Bugün sizlerle V-Ray materyal ayarları hakkında konuşacağız. Bunu aslında günlük hayatta kullanmış olduğumuz objeler üzerinde tartışacağız ve ben size bu günlük hayattaki objelerin V-Ray'de nasıl yapılacağını göstereceğim. Yani malzeme ayarlarını nasıl yapacağını göstereceğim. Şimdi öncelikle şöyle gidiyoruz. V-Ray'de neler vardı? Bir bimp vardı. Bunun resmi varsa veya bunun bir rengi varsa bunu ayarlarsınız. Sonrasında reflection yani yansıma ayarlarıyla alakalı bir kısım vardır. Refraction vardır. Işık geçirimi ile alakalı. İşte bunu cam yaparsınız. Ne bileyim plexi bir malzeme yaparsınız. Ve bump map vardır. Bu da yüzeyin üzerindeki o tortuyu, ne bileyim tırtığı veya o pürüzü belli etmeye yarar. Şimdi size küçük bir şey göstereceğim. Şimdi benim böyle bir dolabım var. Mutfak dolabı. Hemen kamerayı değiştiriyorum. Şimdi böyle bir mutfak dolabım var. Hatta şuranın ışığını açarsam. Evet. Gördüğünüz gibi şuradaki benim penceremi direkt olarak yansıtıyor. Yani bunu nasıl yaparız? Öncelikle bunun yüzeyinde bir doku yok. Yani bir renkle çözülebilir. Sonra yansıma ayarları en önemli kısmı. Burada reflection kısmında reflection'ını epey bir arttırmamız gerekiyor. Ve bunun maplı veya roughness diyebiliriz. Roughness değerini gördüğünüz gibi çok az olduğunu görürüz. Çünkü burayı bildiğiniz ayna gibi yansıtıyor. Eğer böyle bir materyal kullanmak istiyorsanız roughness değeri çok önemli. Roughness değerini düşürmeniz gerekiyor. V-Ray'de tabii bunu glossy olarak da ayarlayabilirsiniz. Roughness matlık demek. Glossy de işte parlama demek. Biz roughness üzerinden gidelim. Roughness'ı düşürdüğümüz zaman da malzeme direkt olarak etrafındaki şeyleri yansıtıyor oluyor. Yani bu malzemeyi yapmak istiyorsanız bir tane renk map'i atarsınız. Sonrasında parlamayı arttırırsınız. Çünkü yansıma şiddeti de çok fazla. Ve roughness değerini en aza çekersiniz ve bu malzeme olur. Hemen yanındaki buzdolabına geliyorum. Şimdi burada da aslında yine etrafındaki şeyleri yansıtıyor. Fakat buradaki kadar şiddetli yani düzgün bir yansıma yok. Yani burada yansıma değeri birazcık daha düşük olabilir. Roughness değerini birazcık arttırabiliriz. Çünkü direkt böyle ayna gibi yansıtmıyor. Hafiften böyle pürüzlü bir yansıması var. Ve bunun dokusunda böyle çizgi çizgi fırçalanmış metal deseni var. Yani buraya bir desen atmamız gerekiyor. Bir fotoğraf atmamız gerekiyor bitmap'ine. Aynı şekilde şimdi şuraya gelelim. Burada bir duvar malzemesi var. Burada yansımanın oldukça az olduğunu ama biraz da olsa olduğunu görüyoruz. Çünkü ışık gördüğünüz gibi buralarda yani malzemenin yüzeyinde yayılabiliyor. Demek ki bunda birazcık yansıma var. Fakat etrafında hiçbir şeyi yansıtmadığını görüyorsunuz değil mi? Bunun roughness değerinin çok fazla olduğunu hatta son kademede olduğunu görebiliriz. Şimdi burada da kapıya geliyorum şimdi. Şimdi kapıya baktığınızda kapının deseninin de çok hafif hatta duvardan daha az parladığını görüyorsunuz. Ve etrafındaki hiçbir şeyi yansıtmıyor. Yani bunun yansıması duvara oranla daha az ve bunda da yine bir doku moku yok. İşte buna da bir renk map atabilirsiniz. Bunun da yüzeyinde bir tortu olmadığı için bump kullanmıyorsunuz. Yani şunlarda da yoktu bunlarda da yok. Ha, duvarda birazcık bir sıvanın hafiften bir şey var, dokusu var fakat bu gözle görülmüyor. Hafiften bir noise atabilirsiniz bump'a. Fakat buraya baktığınızda yansıma çok az, roughness değeri çok fazla çünkü çok mat bir görüntü var. Mesela burada da bir kulbumuz var. Bu kulpta da ne var? Yansıma var fakat roughness değeri fazla. Yani matlığı var ama yansıma değeri oldukça fazla çünkü ışık gördüğünüz gibi buralardan böyle yayılabiliyor. Yani malzemenin üzerinde ışık gidebiliyor. Hemen buradaki seramiğe bakalım. Şimdi buradaki seramikte ne var? Yine bir yansıtma var fakat yansımanın yani bu ayna gibi yansımanın şiddeti dolaptaki veya buzdolabındaki gibi değil. Yani birazcık daha şey. Yani bunun roughness değeri hemen hemen yine sıfır değerinde bir şeydir. Yani çok hafif olabilir. Roughness değeri çok hafif var. Ama yansıma değeri de yine düşük. Çünkü direkt bir yansıma şiddeti yok. Ve bunun yüzeyinde böyle hafiften bir tortu var. Yine bunun noise da çözülebilir. Yani direkt damarları bu şekilde çıkmıyor. Hafiften bir noise vermişler. Belki malzemeyi direkt olarak tekstürde yapmak isterseniz de şuradaki derzleri var ya şuradaki derzlerini yapmak için de normal map kullanabilirsiniz. Yani siyah beyaz bir map kullanabilirsiniz. Fakat yüzeydeki tortuyu da yapmak istiyorsanız size tavsiyem yüzeydeki tortuları normal map'te yapıp şuradaki derz boşluklarını da displacement map'te yapabilirsiniz. O da bir çöküntü haline geliyor. Bu şekilde. Mesela kumaş malzemelerinde herhangi bir yansıma, işte ne bileyim parlaklık vesaire yok. Yani buralarda da malzemelerin dokusuna baktığınızda daha böyle yüzeyinin pürüzlü olduğunu görüyorsunuz. Bu pürüzü de yine dediğim gibi normal map'te yapabiliriz arkadaşlar. Hatta şurada bir tane çaycım vardı. Orada direkt olarak hepsinin görebiliyoruz. Neyin ne olduğunu görebiliyoruz. Şimdi baktığınızda bunun yansımasının fazla olduğunu, sıcakmış bu arada, yansımasının fazla olduğunu görüyorsunuz. Fakat Ragnis değeri çok fazla etrafındaki şeyleri yansıtmıyor. Ama bunun yansıması çok ışık geliyor, yani yüzeyinde geziyor. Fakat etrafındaki şeyleri yansıtmıyor. Yani Ragnis değeri fazla, bunun yansıma değeri yine fazla. Şimdi şuraya baktığımızda, yani burada şu anda kendimi görebiliyorum. Şuradaki ışığı görebiliyorum. Etraftaki şeyleri görebiliyorum. Mesela şurada şu anda şeyi görebiliyorum. Pencereyi görebiliyorum. Yani burada ne varmış? Hem parlaması fazla hem de Ragnis'i düşük. Yani matlığı düşük şekilde yapabilirsiniz. Ve burada şu kapakta da burada hafiften bir yansıma var. Yani bunun yansıma değeri de düşük. Bunun matlık değeri fazla. Yani Ragnis değerinin fazla olduğunu görüyorsunuz. Mesela şöyle bir peçetemiz var. Bu peçetenin üzerinde dokular var. Bunu normal maple yapabilirsiniz. Ondan sonra burada yansımanın, ışığın yüzeyin üzerinde gezmediğini görüyorsunuz. Bir ışık saçılımı yok. Sonra Ragnis değerinin çok fazla olduğunu görüyoruz. Çünkü etrafındaki herhangi bir şeyi yansıtmadığını görüyoruz. Yani bunda da nasıl çözeriz? İşte bir tane beyaz bir map atarız. Sonrasında parlamayı düşürürüz. En düşüğü alırız. Ragnis değerini arttırırız. Sonra buradaki tırtıklı nokta nokta kısımlar var ya, çöküntü kısımlar. Bunu normal map'le veya displacement map'le yapılabilir. Yani o çöküntü kısımlarını bir desen halinde, siyah beyaz bir desen halinde yapabiliriz. Hatta şurada yine bir tane metalim var. Metalin üzerinde yine ışık fazla saçılıyor. Fakat ne yok? Ragnis değeri çok fazla, yansıma yok. Etrafındaki şeyleri yansıtmıyor. Şimdi şuradaki kumaş malzemesi... Şimdi şurada iki farklı bir kumaş malzemesi var. Şimdi burada bir tane oturma desteği var. Burada da işte bir tane koltuğum var. Koltuğumun yüzeyinde böyle ışık böyle direkt olarak şey yapmıyor. Yani... direkt bir saçılım halinde değil. Yani bunun parlaması da Ragnis'i de çok yüksek. Yüzeyinde bir dokusu var. Bunu yine bump map'le yapılabilir. Şuradaki kısımda da artık gördüğünüz gibi ışık bunun rengini dahi değiştirebiliyor. Yani direkt bir yansıma var. Bu parlak bir kumaşmış demek ki. Bu mat bir kumaşmış. Aralarındaki fark aslında bu. Yani böyle bir kumaş yapmak istediğinizde parlama değerini birazcık daha arttırabilirsiniz. Tabii yüzeyinde doku olması onun parlama değerini etkiliyor tabii ki de. Sonra diyelim ki bir cam malzemesi yapmak istiyorsunuz. Böyle bir cam malzemesi yapmak istiyorsunuz. Bakın etrafındaki yine her şeyi yansıtıyor. Burada yansıma değerini arttırıyorsunuz. Ragnis değerini düşürüyorsunuz. Sonra altta refraction diye bir ayar var. Yani ışık geçirim oranı diye. O ışık geçirim oranını da en sona getiriyorsunuz. Yani beyaza getiriyorsunuz. Bu şekilde de arkasındaki nesneleri böyle görebilmiş oluyoruz. Böyle bir video çekmek istedim. Çünkü sanal ortamda yapıyoruz yansımasını vesaire, her şeyi yapıyoruz. Fakat biz malzemeler üzerinde, yani etrafımızda gördüğümüz objelerin üzerindeki malzemeleri nasıl yaparız bunu düşünmüyoruz. Yani nasıl bir malzeme kullanmamız gerekiyor veya diyelim ki bir ürün kataloğundan bir şey alıyoruz. Bunun yansıma değeri, mat değeri, yani numunelerdeki o dokuyu nasıl biz renderımıza aktarmamız gerekiyor. Bunları öğrenmemiz gerekiyor. Bu yüzden de etrafımızdaki objeleri cidden detaylı bir şekilde inceliyor olmamız gerekiyor. O incelemeden sonra da renderda veya V-Ray'de, Lumion'da, Enscape'de, D5 renderda nasıl bunları ortaya çıkartabiliriz? Bunları bilmemiz gerekiyor. Böyle bir video çekmek istedim. Umarım faydalı olmuştur. Bakın şu anda arkada da ışık çok güzel bir şekilde yansıyor. Yani renderlarınızda şu dokulara, şu ışık geçici, gölgeye ışık geçirimlerini yapmanızı tavsiye ederim. Hatta şöyle küçük bir şey daha söyleyeyim. Bakın şu anda gözlüğümde de çok hafif bir şey var. Hafif değil de aslında bunda da yine Ragnis değeri çok düşük. Yani etrafındaki şeyleri yansıtıyor. Yani şu anda hafiften ben bir pencereyi falan görebiliyorum. Şuradaki pencereyi falan görebiliyorum. Bunda da neydi? Refraction değeri en dipteydi. Yani ışık geçirimi şu anda arkada gözümü görebiliyorsunuz. Eğer mat bir cam yapmak istediğinizde de onun değerini ortalara falan getirebilirsiniz. Böyle ışık geçirimi az mat bir şey yapabilirsiniz. Tabii buzlu bir cam, yani yüzeyinde pürüzü olan bir cam yapmak istediğinizde de bunun bump map'ini arttırmanız gerekiyor. Bunu da belirtmek istedim. videonun bitiminde. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.